Instagram'da bikinili pozlarıyla yaza damgasını vuran 58 yaşındaki ünlü şarkıcı Semiha Yankı, evinde nasıl formda kaldığını anlattı, izliyoruz. ...70 yaşında da gelsen bikini giyeceğim... ...80'e de gelsen bikini giyeceğim... ...bikini seviyorum. Verdiği 3 pozla Instagram'da fenomen olan... ...yılların eskitemediği... ...58 yaşındaki ünlü şarkıcı Semiha Yankı... ...evinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Evimi şenlendirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Merhaba TV8. 58 yaşındayım, 15 Ocak'ta... ...59'u bitirip 60'tan gün almaya... ...dolu dolu 59 yaşında olacağım. Ben de sosyal medyada bir paylaşayım dedim ana. Ertesi gün sabah... Bombardıman. Değerli izleyenler, orta yaş seyircimiz hatırlayacaktır. Semiha Yankı 1975 yılında Kemal Evcioğlu bestesi Seninle Bir Dakika ile Eurovision'da yarışmıştı. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. O dönem politik nedenlerden dolayı ülkemiz sadece 3 puan almış ve Semiha Yankı yarışmada sonuncu olmuştu. Ancak ünlü şarkıcı müzikten kopmadı tabii ki. İşini sevgiyle yapmaya devam etti. Damarımdasın sen, her an kanımda, her gün kollarımda, her gün yanımda. Şu an 58 yaşında olan ünlü şarkıcı bu yaza işte bu pozlarla damga vurmuştu. Oryantal Asena'nın çektiği pozlarla sosyal medyada bir fenomen haline dönüştü Semiha Yankı. Bir anda 15 binden fazla seyirci kazanan Semiha Yankı evinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Semiha Yankı yaşlanmadığını söyledi. 58 yaşındayım. 15 Ocak'ta 59'u bitirip 60'tan gün almaya dolu dolu 59 yaşında olacağım. Tabii 2017'de 59 yaşındayım yani. Peki gelelim 58 yaşında elde ettiği formun sırrına. Özellikle bir şey yapıyor muyum? Hayır. Ama bir tek yaptığım bir şey var. Her sabah kahvaltıda mutlaka yarım yemek maydanoz yiyorum. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ha, gece hayatım yok, içkim yok. Bir yere çıkmam. Evde oturmayı severim. Dengeli beslenmeye çalışma. Hani yok hamur iyi, bugün hamur şey dengeli derken 3 öğün yemek yerim, arada hiçbir şey atıştırmam. Kaliteli yaşamla insanın bedeni de ruhu da çok iyi bir konuma geliyor. Başladım. O da yaşlanmaya başlayınca insanlar biraz sarkar ya. Hani aynı kiloda kaldı. Ben yaşlanmaya başlayınca kilo alınca etler biraz sıkışmaya başladı. Ama öyle sımsıkı taş gibi falan değilim yani. İşte gördüğünüz gibiyim, nasıl görüyorsanız. Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim. En çok adamdan adam gibiyim. Hesapla kitapla işim olmaz. Hain değil insan gibiyim. Efendim, şu yazlık fotoğrafların nasıl çekildiğinin hikayesini dinleyelim şimdi de. Aslında çok doğaçlama bir iş. Böyle bizim sevgili Asena'yı bilirsiniz zaten, söylememe gerek yok. Dansın miladıdır o Türkiye'de. Benim tek dans ederken dans etmesini görmek istediğim tek insan. Asena'm benim evladım, kız kardeşim gibi. Çok da severim. Çok iyi resim çektiğini bilirim ben. Güzel resim çeker gerçekten. Elindeki cep telefonuyla. Ama hiç böyle hadi gel de bana bir resim çek falan filan demedim. Öyle oturuyor. Abla gel birkaç tane resim çekeyim senin dedim. Ya hadi falan filan. Hadi çek dedim sonra. 2 tane çekti bana, attı WhatsApp'tan. Ben de sosyal medyada bir paylaşayım dedim ana. Ertesi gün sabah bombardıman. Yani güzel resim, güzel fotoğraf olduğu zaman... güzel tepkiler alıyorsunuz. Millete beni özlemiş doğru ama Asena'nın eline, gözüne ve yüreğine sağlık. Asena'yla işi profesyonel boyutlara da taşıyacaklarmış. Şimdi başladı artık, bundan sonra senin resimlerini ben çekeceğim diye onun bir fotoğraf makinesi alacağız şimdi biz. Artık benim bütün resimlerimi Asena çekecek. Asena'yla birlikte resimler paylaşacağız tabii ki. Biz artık yani 15 senedir ondan zaten aynı yolda yürüyoruz. Benim canım, ona çok teşekkür ediyorum burada. Birkaç olumsuz eleştiri haricinde gelen tepkiler çok mutlu etmiş Semiha Yankı'yı. Tüy tepki geldi. O da şu, hani bu yaş kuşağında bu gerekiyor muydu bilmiyorum. Ne var yaş kuşağında? Tina Turner mi öyle çıkıyor sahneye? Kadın 90 yaşında. Yani bundan ne alakası var? Tina Turner. Yani 90 yaşında. Ajda'ya bakın, benden kaç yaş büyük kadın, dipçik. Onun yaşla maçla alakası yok. Düzgün olduğunuz sürece
güzel şeyler ama çok güzel tepkiler aldık. Fotoğraflar haricinde Semiha Yankı'nın müzik yaşamından da bahsedeceğiz. Bir kötü haber geliyor. Sahneleri bırakıyormuş ünlü şarkıcı. Bu son konserim, kafamdaki hayal ettiğim şey Devlet Senfoni Orkestrası önünde. Dünyada hit olmuş parçalardan oluşan, Türkiye'de hit olmuş Türk sanat müziği, arabesk, özgün, türkü ve böyle I Hope Nothing'ler, Love Story'ler gibi parçalardan oluşan bir repertuar hazırlayıp son konseri AKM'de ya da bir yerde verip vedalaşım. Ama bunun 5 sene mi 6 sene mi ne kadar zaman içinde olacak bilmiyorum, ama veda yapacağım yani.